Bu öğrenciler neden isyanda, neden sokaklarda, neden protesto yapıyorlar? Öğrenci olayları hakkında biraz konuşalım. Öncelikle şöyle, hak aramak ya da haksızlığa uğradığını düşündüğünde hak arama talebi diyelim. Bu insanların en doğal hakkıdır. Yani bir haksızlık varsa ya da istenilmeyen bir durum varsa bunun karşısında insanlar protesto ederler, mitingler yaparlar, gösteriler yaparlar. Bu demokraside vardır, insanların hak arayışlarından biridir. Bu normaldir yani. Bu bir. İkincisi, geçmişte bu tarz isyanlar var mı hak aramak için? Binlerce var, yüzlerce, binlerce isyan var. Türk tarihinde var, İslam tarihinde var, Batı tarihinde var. Yani dünyanın her yerinde insanlar istemedikleri bir durum olduğunda haklarını aramak için veya protestolar, mitingler, gösteriler yapmışlar. Bu doğal bir haktır ve bu tarihin her döneminde vardır, bundan sonra da olacaktır. Bu gayet normal bir şey. Yalnız burada bir ölçü var, biraz ondan bahsedeceğiz. Yani hak aramaya çalışırken haksız olmamak lazım. Biraz bunun üzerinde duracağız. Öğrenci olayları diye girdik, oradan devam edelim. Öğrenci olayları nedir? Öğrencilerin bir şeyi protesto için isyanları, yine anlattığımız gibi. Öğrenci olayları diğer isyanlardan biraz daha farklı. Neden farklı? Çünkü geçmişe baktığımızda öğrenciler sokağa çıkmışsa, protesto yapıyorsa bu bir şekilde iktidar değişikliğine giden bir yolu açıyor. Yani günümüzde de böyle olacak demiyorum tabii. Ya da bilmiyoruz, olur mu olmaz mı, ama geçmişteki örneklerde biraz öyle bir durum var. Öğrenciler sokağa çıkıyorsa, bir şey başlatıyorsa, bunun devamı da geliyorsa bu iktidar değişikliğine kadar giden bir yolu açmış oluyor. Yalnız burada şöyle bir durum da var. Öğrenciler, isyan çıkaran öğrenciler bazen iç ve dış kuvvetler tarafından gaza getirilir, kullanılır ya da yapmak istedikleri şeyi öğrenci olaylarını bahane ederek yapabilirler. Buna da dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle bir tabir var aslında. Sokağa hakim olamayan ülkeye hakim olamaz. O yüzden siyasetçilerin böyle ya da ülke yönetenlerin sokağa hakim olmak gibi amaçları vardır. Hani partilerin gençlik kolları olur ya, AK Parti gençlik kolları, MHP gençlik kolları, CHP gençlik kolları gibi. Burada sokağa hakim olma düşüncesi vardır. O zaman sokağa hakim olamayan iktidara da hakim olamaz. Böyle diyelim. Bir de bu öğrenci olaylarından geçmişten birkaç örnek verelim. Çok fazla değil. Mesela 1876'da Osmanlı tarihinde bir darbedir 1876. Sultan Abdülaziz tahttan indirildi. 5. Murat tahta çıkarıldı. Bu olayları başlatan olaylar medrese öğrencilerinin isyanları. Medrese öğrencisi yani o dönemin üniversite öğrencileri. İsyanları başlattılar. Sokağa çıktılar. Bu isyanlar sonra büyüdü. Padişah değişikliğine sebep olacak bir isyana neden oldu. Öğrenci olayları iktidar değişikti. Bir örnekte Cumhuriyet tarihinden Adnan Menderes, Demokrat Parti iktidarı dönemi. 1950'de iktidara çıktı Adnan Menderes. 1960'a kadar kaldı. 60'ta askeri bir darbeyle indirildi ve sonra da idam edildi. Az çok bu süreci herkes bilir. Bu darbeye giden süreci başlatan yine öğrenci olayları. Yani öğrenci olaylarının başlamasıyla sokak ülke karışmaya başladı ve darbeye giden süreci yine öğrenci olayları başlatmış oldu. Mesela Süleyman Demirel 1980 darbesi var. Süleyman Demirel'in burada bir tabiri var. Birazdan ona geleceğiz. 1980 darbesine giden yolu da yine işte sağ sol çatışmaları, gençlik kavgaları, öğrenci olayları gibi şeyler başlattı. O yüzden 80 ihtilalinde işte yolunu açan belki de bu sağ sol kavgası, gençlik kavgası öğrenci olaylarıydı diyebiliriz. Demek ki Osmanlı'da da günümüzde de öğrenci olayları başlayan hareket, öğrenci olaylarıyla başlayan hareketler iktidar değişikliklerine sebep olabiliyorlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ekstra bir not girelim. Adnan Menderes öğrencilerin karşısına asker ve polisi çıkarmıştı. Yani öğrenci isyanlarının sokak hareketlerini asker ve polisle bastırmaya çalıştı. Bu da vatandaşla devleti karşı karşıya getirdi. Yani öğrenciyle, gençlerle devleti düşman yaptı. Bu bir sıkıntı oluşturdu. Sonraki dönemlerde gelen Süleyman Demirel'in buna karşı bir tavrı vardı. Süleyman Demirel öğrenci olaylarının karşısına yine diğer öğrencileri çıkardı. Yani sağcıların karşısına solcuları, solcuların karşısına sağcıları çıkardı. Böylece devlet düşmanı yapmadı gençleri ya da gençleri birbirine kırdırdı. Hatta burada çok kötü bir tabir ama Süleyman Demirel'in kendi tabiri kullanmak istiyorum. İti ite kırdırdık diyor kendisi. Öğrencinin karşısına öğrenciyi çıkararak bu çatışmayı devam ettirerek ve yani sokaklardaki çatışma karışıklığı önlemeye çalıştı diyelim. Demek ki neymiş? Öğrenci olayları geçmişte de günümüzde de büyük sıkıntılara sebep olabilir. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada şimdi kimse hak aramasın demiyoruz. Kimse sokağa çıkmasın demiyoruz tabii ki. Bir haksızlık varsa bunu protesto etmek insanların en doğal hakkıdır. Yalnız burada amacın dışına çıkmamak gerekiyor. Yani niye sokağa çıktık, neye karşıyız, neyi protesto ediyoruz? Dikkat edip bu amacın dışına çıkmamamız gerekiyor. Bir de şu çok önemli, insan hayatından daha değerli bir ideoloji yoktur. Ya da hiçbir ideoloji insan hayatı kadar değerli değildir. Ya da hiçbir amaç, hedef, gaye neyse artık insan hayatından daha değerli değildir.
O yüzden insan hayatına zarar verecekse, insanların ölümüne sebep olacaksa buna da hak arayışı diyemeyiz ya da burada da dikkatli olmamız gerekir. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı yaptık, ülkeyi işgalden kurtardık. Bu Kurtuluş Savaşı sırasında ölen, şehit olan insan sayısı 9.000 civarı. 9.000 insanı kaybettik Kurtuluş Savaşı yıllarında. Ama 1965'te başlayıp 80'de biten o sağ sol gençlik kavgalarında, çatışmalarında 5.000 küsür kişi kaybettik. Yani Kurtuluş Savaşı'nın yarısından fazla. Kurtuluş Savaşı ya savaş yani adı üzerinde kaç tane savaş var. Burada 9.000 kişi kaybediyoruz ama sokak savaşları, sokak çatışmalarında 5.000'den fazla insan kaybediyor. Çok büyük bir rakam bu. O yüzden hak aramak insanların en büyük hakkıdır. Protesto etmek insanların en büyük hakkıdır. Ama bu işte dediğim gibi insan hayatına zarar vermeyecek şekilde olmalı. Amacının dışına çıkmayacak şekilde olmalı. Bu şekilde yapılanlar sorun çıkarmıyor. Ama şu da bir gerçek. Mesela bu da o dönem 1980'lerde kullanılan bir cümle. Öğrenciler kitap tutması gereken öğrenci elleri silah tutuyorsa işte o zaman sorun çıkıyor. Şu anda öyle bir şey yok. İnşallah ona da dönüşmez. Yani kitap tutan öğrencilerin elleri silah tutmaz. Bir kavga kargaşa çıkmaz ya da bir kaosa sebep olmaz. Ama diyoruz ki öğrenci olayları başlıyorsa ve devamı geliyorsa buna dikkat etmek lazım. Burada amacın dışına çıkmamak lazım. Dikkatli olmak lazım. İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Geçmişte yaşanılan 1977 Taksim katliamı. 34 kişi öldü. Unutmayalım. 1978 Maraş katliamı. 111 kişi öldü. Unutmayalım. 1980'de Çorum katliamında 23 kişi öldü. Unutmayalım. Dolayısıyla kaos çıkarmadan ya da insan hayatına zarar vermeden protesto etmek en büyük hakkımızdır. Ama insan hayatından değerli hiçbir şey yoktur. Görüşmek üzere.